Avusturya, Rusya, Venedik, Lehistan vergiye bağlanmıştır. Kanuni döneminde Osmanlı Devleti batı yönde topraklarını genişletmiştir. Kanuni dönemin önemli olaylarından birisi batıda Habsburg Hanedanı vardı. Habsburg Hanedanı kimdi? Onun üzerinde duralım. 14. ve 19. yüzyıllar arasında Habsburg Hanedanı tarafından Almanya, yani bugünkü o dönem Avusturya ismiyle bugünkü Almanya yönetilmekteydi. Habsburg monarşisi Roma Germen İmparatoru Şalken Almanya, Hollanda, Avusturya, Macaristan ve İspanya devletleriyle akrabalık bağı oluşturmuştu. Ve Avrupa'nın en güçlü devletlerini kurma arzusu içindeydi. Osmanlı Devleti'nin de dolayısıyla neydi? En büyük rakibi durumundaydı. Şalken amacı Katolik bir Avrupa Birliği, Katolik Avrupa Hristiyan Birliği kurmaktı. Bunun dışındaki mezhepler üzerinde ne yapmıştır? Baskı yapmıştır. Yine Kanuni dönemindeki Avrupa'nın genel durumu nedir? Oradan da görüyorsunuz. Kanuni döneminde coğrafi keşiflerle Avrupa zenginleşmişti. Aynı yüzyılda Avrupa devletleri bir taraftan coğrafi keşifler ve diğer taraftan Rönesans etkisiyle kalkınma mücadelesi vermekteydi. Reform hareketlerinin etkisiyle de dini ve siyasi karşılıklar yaşanmaktaydı. Roma Germen İmparatoru Şalken Almanya, Hollanda, Avusturya, Macaristan ve İspanya devletleriyle akrabalık oluşturmuştu. Ve akrabalık kurarak ittifaklar oluşturmaya çalışmış ve Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmeye çalışıyordu ki Şalken amacı az önce de söylediğim gibi Avrupa'da güçlü bir Katolik Hristiyan birliği kurmaktı. EBA üzerinden size ne gönderdim? Bazı sorular gönderdim onları yapmanız için. O gönderdiğimiz soruları soru cevap metoduyla ne yapacağız? Yapmaya çalışacağız. Şimdi sorulardan birisi buydu. Ne demiştik? Kanuni tahta geçtiğinde Avrupa'nın genel durumu nasıldı? Şimdi oradan tahtadan da görüyorsunuz. Coğrafi keşifler nedeniyle Avrupa zenginleşmişti. Rönesans hareketleriyle bilim, teknoloji ve sanayide gelişmeler vardı. Reform nedeniyle de Avrupa'da mezhep kavgaları vardı ve mezhepçilik savaşları devam etmekteydi. İngiltere ve Fransa ile ilgili biraz da açıklama yapalım. İngiltere ve Fransa Yüzyıl Savaşı nedeniyle yıpranmışlardı. Roma Germen İmparatorluğu çarken Avrupa hakimiyeti politikasına yönelik olarak bir taraftan Fransa üzerinde hakimiyet mücadelesi verirken diğer taraftan Macaristan aracılığıyla Balkan toprakları üzerinde Osmanlı Devleti'nin aleyhine genişleme yapmaktaydı. Şalken Venedik'le birlikte güçlü bir deniz gücü oluşturmak ve Akdeniz, Afrika kıyılarına hakimiyet mücadelesi sürdürmekteydi. Ve yine Şalken bu dönemde İran ile ittifak arayışı içinde olduğunu görmekteyiz. Bu dönemin güçlü, yani Kanuni döneminin güçlü devletlerinden birisi de kimdi? Portekizlerdi, değil mi? Portekizler arkadaşlar, Kanuni döneminin güçlü bir devleti olan Portekizler ise coğrafi keşifleriyle kendilerini kanıtlamışlardı. Hindistan'a ulaşmışlardı. Yani Osmanlı Devleti'nde olan Osmanlı Devleti'nin denetiminde olan baharat ve ticaret yolunu engellemeye çalışmaktaydı. Bu durum Osmanlı Portekiz mücadelelerine neden olmuştur. Ve Osmanlı Devleti bu mücadelede istediği başarıyı tutturamamıştır. Bunu bir sonraki konuda işleyeceğiz, Hint deniz seferleri adı altında. İkinci sorumuz neydi? Kanuni döneminde Avrupa'da belli başlı en önemli 4 devlet ve bu devlet kim tarafından yönetiliyor diye sormuştuk. Bu dönemde, yani Kanuni döneminde en güçlü devletler Fransa, Roma Germen, Avusturya, Macaristan krallıkları
vardı. Roma Germen Krallığı'nın yönetiminde Şalken, Avusturya'nın Ferdinand, Ferdinand kimdi? Şalken'in kardeşiydi. Yine Fransa'da François vardı. François şeyin Roma Germen İmparatorluğu'nun ya da Şalken baskısına direnmekteydi. Yani o birliğe girmek istemiyordu. Bu da her iki devlet arasında savaşa neden olmuştur. Bir diğeri Macaristan'da, Macaristan'da Lajos yönetimdeydi. Lajos da Şalken'in eniştesiydi. Ve böylece Şalken akrabalık kurarak Avrupa'da bir güçlü bir Hristiyan birliği ya da Katolik birliği oluşturma arzusu içindeydi diyebiliriz. Sorulardan birisi de bu Avrupalı devletlerin birbiriyle olan ilişkileri nasıldı diye onu size sormuştum. Roma Germen İmparatoru Şalken evlilik yoluyla akrabalık kurarak Avrupa'da Papa'ya bağlı güçlü bir Katolik birliği kurma ideali içindeydi. Buna Fransa kralı direnmekteydi fakat Fransa baskı altına alınmaya çalışılmaktaydı. Bu durum Fransa ile Roma Germen arasında savaşa neden oldu. Savaşın ismi neydi? Pavia Savaşı'ydı. Şalken Fransa'yı ne yaptı? Burada yenilgiye uğratarak esir etti. Esir nerede gitmişti? Bugünkü İspanya'da bulunan bir şehir, Madrid'de bir kuleye hapsetmişti ki bu durum karşısında da ne oldu? Osmanlı'dan yardım isteyecekti Şalken. Annesi aracılığıyla. Üçüncü soru ne demişiz? Kanun'un Macaristan üzerine yürümesinin nedeni. Tamam mı? Macarların Balkan uluslarında Osmanlılara karşı kışkırtması ve bütün has seferlerinde Osmanlıların karşısında yer alması. Evet. İkincisi ödemesi gereken vergiyi ödemiyor. Osmanlı Devleti bir elçi gönderiyor. Bu vergiyi niye ödemiyorsun diye. Behram Çavuş isminde ve onu öldürüp kafasını... Kanuni'nin doğudaki üstünlükten sonra batıdaki üstünlüğü ele geçirmek istemesi. Evet, bütün bunlar Macaristan ile Osmanlılar arasında bir savaşa neden olmuştur. Sonuçta Osmanlı Devleti Macaristan elinden Belgrad'ı alarak bir askeri üs haline getirmiştir. Bundan sonra Avrupa'da fethedebilecek yerler için askeri bir üs olarak hazırlamıştır. Bu durum Osmanlılar ile Macarların arasının açılmasına ve savaşmasına neden olmuştur. Şimdi Muaç Meydan Muharebesi üzerinde duralım. Kanuni döneminde batıdaki gelişmelerden ya da olaylardan birisi ise Muaç Savaşı ve Macaristan'ın alınması. Bunun sebebi, en belirgin sebebi yani kıvılcımına neden olan şey olay, Pavia Savaşı'nda Şalken'in yenilerek esir düşmesi. Fransa kralı yeniliyor ve Osmanlı'dan yardım istiyor. Fransa'nın yardım isteği üzerine Kanuni bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Bir sefer düzenliyor. Fransa'nın yardım istemesi üzerine Kanuni hem Osmanlı Devleti'nin gücünü göstermek hem de Fransa'yı yanına çekerek Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamak amacıyla Macaristan üzerine ne yapmıştır? Yürümüştür. Türk ve Macar orduları arasında yapılan Muaç Savaşı tarihte en kısa süren savaştır ki bu savaş 1526 yılında olmuştur. Macar kralı, Macar ordusu 2 saat içinde yeniliyor ve ne oluyor? Macar kralı hayatını kaybediyor. Macaristan üzerine yürümesi nedeniyle Şalken Fransuva'yı serbest bırakmıştır ki Fransa ile Osmanlı'nın ittifak kurması, birlikte hareket etmesinin önüne geçmek için bunu yapmıştır, serbest bırakmıştır. Bu durum uzun uzun yıllar Osmanlı-Alman savaşlarının ya da Osmanlı-Avusturya savaşlarının başlamasına neden olmuştur. Evet, bir diğer soru Pavia Savaşı'nı sormuştuk. Pavia Savaşı sebebi ve sonuçlar üzerinde durmuştuk. Fransa ile Roma-Germen arasında olmuştu, söyledik az önce. Fransa kralı esir düşmüştü ve esir düştüğünde de Osmanlı'dan yardım istemişti. Bu durumda Muaç Savaşı'na neden olmuştu. Düzenledi. Hangi savaş sonucunda Macaristan toprakları
Osmanlılara katılmıştır. Muhat Savaşı sonucunda katılmıştır diyebiliriz. Muhat Savaşı sonucunda Osmanlılar Macar asıllı Yanuş'u Macaristan'a kral olarak atıyor ve kendisine bağlıyordu. Bunu Ferdinand kabul etmiyordu. Bu durum Alman-Osmanlı savaşlarının başlamasına neden oluyordu. İstanbul Anlaşması, evet. İstanbul Anlaşması ile ilgili arkadaşlar ne söyleyebiliriz? Ama hangi İstanbul? Bir sürü İstanbul Anlaşması var. 1533 İstanbul Anlaşması. Maddeleri Avusturya Kralı ya da Avusturya Arşiduku protokol bakımından Osmanlı vezirine eşit sayılacak. Ferdinand Macaristan topraklarının Osmanlılara bağlı olduğunu kabul edecek ve Osmanlıların atadığı Yanuş'u tanıyacaktı. Elinde bulundurduğu topraklar için Osmanlılara vergi verecekti. İki tane önemli madde. Önemi nedir arkadaşlar? Arkadaşlar burada Osmanlılar Avrupa'ya üstünlüklerini kabul ettiriyorlar. Yani padişah, padişah Farsça bir kelimedir. Şah kral demektir. Padişah da krallar kralı. Yani Kanuni burada krallar kralı konumuna yükseliyor. Böyle yapmakla üstünlüğünü kabul ettiriyor. Bu şeyde bu çok önemli arkadaşlar. Bunun önüne yıldız koyun. Üç tane yıldız koyun. Ne yapmıştır? 1533 yılında Osmanlıların üstünlüğünü Avrupa'ya ne yapmıştır? Kabul ettirmiştir. Macar kralı Yanuş'un ölümü üzerine Ferdinand Macaristan topraklarına bir kez daha saldırdı. Bunun üzerine Kanuni 1541'de yeniden Macaristan üzerine bir sefere çıkarak Macar topraklarını geri almıştır. Ve bu durum karşısında 12 sancaktan oluşan Buydin Beylerbeyliğini kurmuştur. Avusturya'nın 1551 yılında Erdel'in iç işlerine karışması nedeniyle yeniden daha önceden 1541 yılında savaş olmuştu. 12 sancak Beylerbeyliğine ayrılmıştı ve 10 yıl sonra 1551 yılında Erdel'in iç işlerine karışması nedeniyle yeniden Osmanlı-Macar savaşlarına neden olmuştur. Bu durum Osmanlıların ekonomik yönden yıpranmasına neden olmuştur ve Osmanlılar tarihte ilk defa hazinede açıklık veriyordu. Eyalete bölmüştür. Buydin Beylerbeyliği, Erdel Beylerbeyliği, bir de geri kalan Beylerbeyliği. Doğrudan Osmanlı'ya bağlıydı Buydin Beylerbeyliği. Erdel Beyliği ise iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlıydı. Geri kalan topraklarda Avusturya'ya bırakılmıştı. Ama bunun karşılığında Osmanlılara ne verecekti? Vergi verecekti. Kanuni'nin son seferinin adını yazınız demişti. Yani Kanuni'nin en son seferi. Kanuni 1566 yılında Zigetver Savaşı'na çıktı ve orada hastalandı ve hayatını kaybetti. Sokullu tabii ki bazı iç nedenlerden dolayı, yani iç karışıklığa çıkmasın değil, Kanuni'nin bir süre öldüğünü gizli tutmuştur. Bazı kaynaklara göre Zigetvar Kalesi fethedildiğinde Kanuni bu haberi duyup ölüyor. Bazıları ise bir başka şey söylüyor onu da. Osmanlı-Safavi ilişkileri. Evet, Kanuni döneminde Osmanlı-Safavi ilişkileri. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Çaldıran Savaşı'nda Safavilere büyük bir darbe indirilmiş ama kesin bir sonuç alınmamıştı. Bu dönemde Şah İsmail ölmüş, yerine Şah Tahmas geçmişti. Kanuni'nin Avrupa'daki rakipleri Almanya ve Avusturya Osmanlı Devleti'ne karşı Safavilerle ittifak arayışı içindeydi. Kanuni de bu durum karşısında gözdağı vermek için Safavilerin üzerine yürümüştür. Üç farklı sefer düzenlediğini görmekteyiz arkadaşlar. Buna Irakeyn, yani iki Irak seferi deniyor. Bu sefer sonucunda Azerbaycan, Tebriz, Bağdat ve Basra ne olmuştur?
Osmanlılar eline geçmiştir. Safaviler kaybettikleri toprakları geri almak istemişlerse de mücadele yoluyla Kanuni bunu etkisiz kılmak için 1548 ve 1553 yıllarında yeniden seferler düzenlenmiştir. Bu durum üzerine Safaviler bir elçi göndererek Amasya'da bir anlaşma yapılmıştır. 1555 yılında. Bu anlaşmaya göre Azerbaycan, Tebriz, Irak, Erivan, Doğu Anadolu Osmanlı Devleti'ne kalacaktı. Amasya Anlaşması Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk resmi anlaşmadır. Evet, bu önemli. Yani size şöyle soru geldi. İran ile Osmanlı arasında yapılan ilk resmi anlaşma. Ya da Amasya Anlaşması'nın önemi nedir diye size bu şekilde sorular gelebilir. Arkadaşlar, bugünkü konumuz bu kadar.